Yiğit Bulut, yeni bir faiz indirimi gelir mi? Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın dün yaptığı açıklamaları önemli ve anlamlı buluyorum. Son 45 yılın en noktalarını test edebiliriz diyor Başçı özetle. Merkez Bankası'nın kararını açıkladığı gün paylaştığım analizi hatırlatmamda yarar var. O çalışmanın özü de aynı teze dayanıyordu en noktalarına gidiyoruz. Gerekeni yapalım bu indirim yeterli değil. Rutin dışı acil bir toplantıyla indirim yapılabilir. Sevgili dostlar, başçının açıklamaları öncesinde özellikle 0.50'lik indirim kararını takip eden saatlerde paylaştığım analizimden başlıkları hatırlatmak istiyorum. Bakın neleri paylaşmışız, özet olarak aynen aktarıyorum. Dünya genelinde merkez bankaları tabuları da yıkabileceklerini gösterebiliyorlar. İsviçre Merkez Bankası Eurofrank kurunda taban fiyat uygulamasına son verdi. 3 yıllık uygulama ...manın ardından alınan karar piyasalarda beklenmiyordu. Cesur bir karardı. Merkez bankalarının kalıplarından çıkabileceğini göstermiş oldu. Amerika gibi Avrupa'da parasal genleşme ve azalan işsizlik artan büyüme trendinden yana tavır koydu. Bu gelişme aslında Avrupa Merkez Bankası adına bir sinyal... ...Avrupa Merkez Bankası artık 22 Ocak'ta tahvil alımına başlamaya hazır. Bir, son dönemde özellikle Fed'in tavrının beklendiği gibi sert olmayacağının anlaşılması... ...Amerika Merkez Bankası'nın işsizlik azalana kadar parasal genleşmeye devam etme... Savrıydı. Dünya genelinde merkez bankaları faiz indirimlerine gitmeye başladılar. Son örnek Hindistan Merkez Bankası bir süredir kendisinden beklenen politika faiz indiriminde ilk adıma attı ve çeyrek puanlık indirime gitti. İndirimin yerel ve küresel piyasalara pozitif etkisi oldu. 2. Avrupa'daki genleşme Türkiye'deki post etki olarak ticari faaliyetin hızlanmasını da etkileyebilir. 3. Dünya genelinden gelen genleşme sinyalleri Türk para ve sermaye piyasalarına akışı hızlandıracaktır. 4. Bu veriler ışığında karar öncesinde de sonrasında da görünen Merkez Bankası'nın piyasanın gerisinde kaldığı ve kalmaya devam ettiğidir. Bu noktada içerideki gelişmeleri de gözden geçirelim. A. Petrol ve emtia fiyatlarının hızla düşmesi içeride olumlu etki yapıyor. Küresel anlamda iş yapan Türkiye'ye sıcak bakmayan finans şirketlerinin yorumcuları dahil şunu söylüyorlar. Bu düşüş Türkiye'ye olumlu yansıyacak ve enflasyon beklentisini beşli rakamlara kadar çekebilir. B. Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı senaryolar içinde emtia düşüşleri dikkate alınmamıştı. Daha açık söylemek gerekirse Merkez Bankası olumsuz senaryolara odaklanıp özellikle petroldeki sert düşüş oluşabilecek önemli olumlu katkıyı tahmin edemeyerek bunu aniden fiyatlayan piyasanın çok gerisinde kaldı. Bu ani ve sert düşüş hesaba katılarak yeni senaryo üretilmeli aslında piyasa Merkez Bankası'ndan çok hızlı davrandı ve piyasa faizi Merkez Bankası'ndan hızlı geri çekti. C. TCMB'nin faiz indiriminde elini rahatlatacak bir başka gelişme ise mali veriler. Bilindiği gibi 2014 yılı bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Bütçe giderleri hedeflenenin %2.7 üzerinde bütçe gelirleri de hedeflenenin %5.6 üzerinde gerçekleşti. Bunun sonucu olarak bütçe açığı 33.3 milyar lira yerine 22.7 milyar lira oldu. Bu rakamlar neden önemli? Yani beklenenden 10.6 milyar lira daha az bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Bu da milli gelirin %1.3'üne denk geliyor. Faiz dışı fazla da buna bağlı olarak hedefin %45 üzerinde gerçekleşti. 18.7 milyar lira yerine 27.2 milyar liraya varan faiz dışı fazla elde edildi. Bütçenin az açıkla sonuçlanması ve faiz ödemelerinin son 33 yılın en düşük düzeyine inmesinin etkisiyle kamu borcu gerilemeye devam ediyor. Bu rakamlarla kamu borcunun milli geliri oranının %30'u iniyor. Burada önemli detay şu. Bu veriler para politikasında yeni ve daha esnek kararlar alınmasına imkan verebilir. D, dolar kuru en zor zamanda bile içeride 2.39-2.4075 bandını yukarı kıramadı. Bugünse en zor zaman noktasından çok uzağız. Tekrar edelim bugün ise en zor zaman noktası çok uzaz. Rahatlayan Avrupa ve özellikle Nisan-Eylül arasında artan sermaye hareketleri ve turizm gelirleriyle Türkiye'ye net giriş beklenebilir. Kısa vadede faiz düşerse kur artar söylemiyle indirimin önünü kesmeye çalışanların kur baskısına oynamalarını dikkate almamak gerekir. Ekonomik genel anlamda 2.20-2.50 arasında bir bandı rahatlıkla kaldırabileceği gibi 0.25-1.25 arasındaki faiz indirimlerinde kur genel denklemi itibariyle daha önce test ettiği 2.39-2.4075 bandını test etse bile aşmayacak ve mutlaka buradan geri dönecektir. Ayrıca daha önce önce 7.50 altını test ettiğimiz 2013'ün Mayıs sonrasına dikkatli bakarsak dolar kurunun Türkiye'nin makro verileri bugüne kadar iyi olmamasına rağmen 1.82.0825 bandında kaldığı rahatlıkla görebiliriz. Buradan çıkan sonuç çok net. 2013 Mayıs sonrası gezi olaylarıyla başlayan bozulmaya rağmen 7.50 faiz bandında gördüğümüz kur o dönemde bile İlk dalgada 2.0825 tepe noktasına aşamadan dönmüştür. Sonuç bugün her türlü olumlu veri ve sağlanan istikrarla atılacak daha büyük faiz indirimi adımında kur riski yoktur. Sevgili dostlar, yukarıdaki satırları ve daha fazlasını grafikler eşliğinde ilk karar sonrasında paylaştım. Geldiğimiz noktada Merkez Bankası Başkanının da en noktasına gidiyoruz. Faiz daha da düşmeli sinyali vermesi önemli. 4 Şubat'ı bekleyelim. Önemli not, savunduğu güçlü Türkiye ekonomisi yerli dinamikler modeli yüzünden baskı odaklarının çok dayağını yiyen ama asla eğilmeyen Cemil Ertem, Beştepe'de artık bizimle. Kendisini tebrik ediyorum ve dikkatle takip edin diyorum. Yiğit Bulut, Star.